Dear passenger, what's for a store? You can buy. Take a here. Siz 1,5 saatlik Boğaz biletiniz. Sayın yolcularımız, iskelede bulunan teknemiz Avrupa yakasını takiben Fenerbahçe Sarayı, Çırağan... ...hızı başlatacağız. Hemen Asya kıtasından devam ederek Anadolu Hisarı, Beylerbeyi Camii ve Beylerbeyi Sarayı, Mihrimah Sultan Camii, Kız Kulesi ile İstanbul'un bilinen çeyrek başladığımız noktaya geliriz. Teknelerimizde sigara içilmediğini duyur, iyi vakit geçirmenizi temenni ederiz. Tamamlanan ve tasarımı Garabet Balyan'a ait olan bir yapıdır. Asıl adı Bezmi Alem Bay Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. 27 metre yüksekliğinde ve 4 katta olan kulenin 94 basamağı vardır. Hemen yanında gördüğünüz tarihi yapı Dolmabahçe Sarayı'dır. Sultan 1. Abdülmecit tarafından yaptırılan sarayın cephesi İstanbul Boğazı'nın Avrupa kıyısında 600 metre boyunca uzanmaktadır. Avrupa mimari üsluplarının bir karışımı olarak Ermeni olan Garabet Amire Balyan ve oğlu Nikogos Balyan tarafından 1843-1855 yılları arasında inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde ikametgah olarak kullandığı sarayda yaşanan en önemli olay 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün ölümüdür. Atatürk sarayın 71 numaralı odasında hayata gözlerini kapamıştır. Muayyide salonunda kurulan katafalda konan naaşı önünden son saygı geçişi yapılmıştır. Saray 1984 yılından beri müze olarak hizmet vermektedir. Saraylar son dönemde yapılmış. Çırağan Sarayı 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri diye bilinirdi. 18. yüzyılda Beşiktaş kıyılarını süsleyen denize nazır saraylar ve bahçeler Lale Devri diye bilinen çiçek ve müzik aşkı döneminde en önemli simgelerinden sayılmıştır. Bu dönem bir eğlence olduğu kadar bir kültür parlaklığı devriydi. Dönemin hükümdarı olan 3. Ahmet buradaki mülkünü Gözde Veziri Azamı İbrahim Paşa'ya hediye etmiş ve ilk yılı Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma You can see on the left side the Ortaköy Mosque. It was built in 1854 by Sultan Abdülhamid. On the left side, the Ortaköy Mosque. It was built in 1854 by Sultan Abdülhamid. Ortaköy Camii olarak bilinir. Neo-barok tarzında bir camidir. Cami, Sultan Abdülmecit tarafından Mimar Nikogos Balyan'a
1853 yılında yaptırılmıştır. Oldukça zarif bir yapı olan cami, barok üslubundadır. Boğaz içinde eşsiz bir konuma yerleştirilmiştir. Bütün Selahaddin camilerinde olduğu gibi, harim ve hünkâr bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşur. You can see in front of you the Bosphorus Bridge. It was built in 1973 by German and British companies. İnşa edilmiştir. Boğaz'ın askeri denetimini güçlendirme amaçlı yapılan ve Osmanlıların İstanbul'un fethi için inşa ettikleri ilk hisardır. Kalan tek eserdir. Milattan önce 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz'in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerine kurulmuştur. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi derler. Kule hakkında birçok rivayetler bulunmaktadır. İstanbul fotoğraflarında en çok yeri olan kulenin çok fazla hikayesi vardır. Hikayelerden birine göre Selçuklu Sultan'ın güzeller güzeli bir kızı varmış. Sultanlı bir kâin, kızını bir yılan tarafından ısırılıp öldürüleceğini söyler. Kızın babası bu duruma çok üzülür ve kehanetin gerçekleşmemesi için önlem alır ve bu kuleyi yaptırır. Günlerden bir gün.
3 tanesinin fiyatı ne kadar? 45, 45. Daha ne 15? 45. Tüm fiyatı ikiniz kızar. Derken. Çok güzel. Ama which one most fun the bolches? That I feel like a smart guy. Where is the book? Devisi kalk. Bak kediler var, kediler var şurada. Bak badem var. Kocaman kocaman kediler. Evet, gemi turumuz böyle bir şeydi. 1,5 saat sürüyor. Kişi başı 25 TL. Yani 50 TL 1,5 saat. İstanbul'un en güzel yerlerini görüyorsun zaten. Kız Kulesi'nden 2. köprüye kadar o aradaki mesafeyi geziyor. Karadan görülmeyen yerler oradan gözüküyor. Herkese tavsiye ederim Bosporus turu. Arkadaşlar balık mı yiyeceksiniz? Alttan mı girelim? Alttan girelim ya.